Diyanet Haber'den merhabalar, bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 18 Nisan Çarşamba, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, Türkiye erken seçime gidiyor. MHP'den gelen teklife hükümet tarihi daha da öne çekerek olumlu cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Yani Türkiye 66 gün sonra sandığa gidecek. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fitilini ateşlediği erken seçim tartışmasında Ankara hareketli bir gün yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti kurmaylarıyla durumu müzakere etti. İktidar ve muhalefet kanadında MHP lideri Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim önerisi değerlendirildi. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde sandığa gidip hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldu. Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Ankara'da siyasi gündemi hareketlendiren çıkışın ardından gözler külliyeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde erken seçim çağrısı masaya yatırıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Önce aldıkları kararın gerekçesini açıkladı. Eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ardından MHP'nin 26 Ağustos teklifini daha da öne çekerek 24 Haziran'da erken seçime gideceğiz dedi. Seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da kurulacak çifte sandık için yasal çalışmaların başlaması talimatını verdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yeni kapı ruhuyla hareket ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir değerli arkadaşlarım. Sayın seyirciler, seçim startının verilmesinin ardından söz konusu yasal düzenlemenin bu akşam meclise sunulması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım seçim kararı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar. Orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Buyursunlar.
herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır. Başbakan Binali Yıldırım yasal düzenleme çalışması için gittiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından ülkenin gündeminden bir an önce bu konunun da düşmesi açısından en kısa tarih ülke için, memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Bu arada 24 Haziran'da yapılmasına karar verilen erken seçim nedeniyle aynı tarihte yapılması planlanan yükseköğretim kurumları sınavı ertelendi. Sınavın yeni takvimi olarak 30 Haziran 1 Temmuz tarihleri açıklandı. Sayın seyirciler, İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde 3. gün geride kaldı. Düzenlenen toplantılarda dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların temsilcileri küresel ve yerel sorunlar üzerine çözüm önerileri ve taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Selim Argun ve Arakanlı Müslümanların temsilcisi Şeyh'in zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir dini... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği ve yüzü aşkın ülkeden 200'den fazla dini idare başkanı ve temsilcisinin katıldığı Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde 3. gün çalışmaları da tamamlandı. Düzenlenen toplantılarda, oturumlarda Müslüman azınlıkların din hizmetleri ve din eğitimine ilişkin ihtiyaç ve talepleri, Müslüman azınlıkların dini yayınlara ilişkin ihtiyaç ve istekleri masaya yatırıldı. Azınlık Müslümanların ülkedeki irşat çalışmalarında gerekli materyaller, yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Selim Argun toplantıya ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirdi. İslamofobi, insani yardımlar ve İslam Birliği adına çarpıcı yorumlar yaptı. Müslümanlık, güvenlik meselesiyle aynı konsept içerisinde değerlendirilen hale büründü. Problemlerimiz derin ve çok çeşitli. Kozmetik endüstrisine harcanan paranın insani yardıma harcanan paradan 8 kat daha fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 2017 yılında çok yemek yemekten ölen insanların sayısının açlıktan ölen insan sayısından fazla olduğu ve insanlık tarihinin geçirmediği bir safhadan geçiyoruz. Din tekrar insanlığın gündemine geri geliyor. Azınlıklar hiç olmadığı kadar önemli bir hale geliyor. Ulus devlet çağında yaşadığımız bu dönemde önümdeki tablo halen bir ümmet olduğumuzu gösteriyor. İslam, kan bağını kalp bağına çeviren ilahi bir müdahaledir. İnşallah birbirimizin dertlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Argun, zirvede gençlerin problemlerinin de ele alındığını söyledi. Sizin desteğiniz, katkınız. Eğitime az, binalara çok yatırım yapıyoruz. Yaşadığımız ülkelerde hayatın her alanında temsilimiz yok. İçine kapanık bir toplum görüntüsü veriyoruz. Umudunu kaybeden gençlerin radikalizme kayışına gözlerimizle şahit oluyoruz. Pek üzerinde durulmasa da internet çağı ve problemleri ve dijital eroin gençliğimizin en önemli problemlerinin başında geliyor. Gençlik kimlik çatışması yaşıyor. Bizim onlara söyleyecek yeni bir söylemimizin olması lazım. We hope that and we are very eager. Myanmar İslami İlişkiler Konsülü Başkanı Yunt Maung Sheng ise topraklarında yaşanan dramı anlattı. Yasa dışı suçlamalar Müslümanların üzerine çekiliyor ve gerek yasa gerek düzen anlamında Müslümanlar için bir hakkaniyet sağlanmıyor. Müslüman azınlıklar olarak öncelikle insan haklarını elde etmeye çalışıyoruz. Myanmar vatandaşlarının dinini uygulama, ibadet etme hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bizim öncelikle hedefimiz bu. Müslümanlar evlerinde, okullarında artık onlara neresi uygunsa orada ibadetlerini gerçekleştirmek zorunda ama Myanmar hükümeti okullarda ibadet etmeyi, namaz kılmayı yasaklamış durumda. Myanmar vatandaşı olan Hristiyanlar için böyle bir ayrımcılık söz konusu değil. Özellikle devlet memuriyeti işlerinde her seviyede din ayrımcılığı yapılarak işler veriliyor. Shen, İstanbul'da gerçekleştirilen zirvenin önemine vurgu yaptı.
Myanmar'da Müslümanların durumunu biliyorsunuz. Mescitlerimiz yasaklı. İslam adına her şey tehlikeli. Burada bunları anlatmak ve kardeşlerimizle çözüm aramak için bulunuyoruz. Elde edebileceğimiz her çözüm önerisi şimdiki karşılaştığımız ayrımcılıktan daha iyi olacaktır. Sayın seyirciler, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde bugüne dair detayları arkadaşımız Murat Yılmaz Kalkan aktaracak. Evet Murat, pazartesi günü başlayan zirvede neler konuşuldu, hangi programlar gerçekleşti senden almak istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde 3. gün geride kaldı. Hatırladığınız gibi 2 gün önce 16 Nisan pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen açılış töreniyle beraber günün ilk oturumu gerçekleştirilmiş. Ardından ilk oturum gerçekleştirilmiş. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın panel yöneticiliğinde geçmiş ve gelecek perspektifinden azınlık Müslümanlar paneliyle bu tarihi zirve başlamıştı. Dün ikinci gündü zirvede. İkinci günde iki ayrı oturum gerçekleştirildi ve bu oturumlarda Müslüman azınlıkların temel hak ve özgürlükleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Aynı zamanda azınlık Müslümanların yaşadıkları sorunlara özeleştirel bir bakış açısı getirilerek tefrika, yetersiz eğitim ve radikalizm gibi unsurların Müslümanların yaşantısına, bulundukları ülkelerdeki yaşadıkları sorunlara etkileri masaya yatırıldı. Ve bugün üçüncü gün, zirvenin üçüncü gününde 4 ayrı oturum gerçekleştirildi ve bu oturumlarda Müslüman azınlıkların din eğitimine, dini hizmetlere ve dini yayınlara talepleri ve ihtiyaçları masaya yatırıldı. Zirvede bugün 3. gün tamamlandı ve bugün akşam saat 20.30'da Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılara, dünya ülkelerinden gelen azınlık Müslümanlara hitap etmesi, burada onlarla bir araya gelmesi bekleniyor ve zirvede yarın son gün 19 Nisan zirvenin son günü sonuç bildirgesiyle tamamlanacak. Saat 11 sularında sonuç bildirgesinin, bu tarihi zirvenin sonuçlarının açıklanması, bildirgenin açıklanması bekleniyor. Zirveye ilişkin gün içerisinde yaşananlar ve aktaracağımız notlar bu kadardı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'daki faaliyetleri bugün bununla sınırlı değildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İstanbul Küçükçekmece İlçe Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine de katıldı ve burada Erbaş, cami ve Kur'an kursları için başlatılan Bir Tuğla'da Sen Koy kampanyasına ilişkin son durumu anlattı ve kampanyaya ilişkin desteğin sürmesini talep etti. Dilerseniz bugünkü açılışla alakalı haberimizle devam edelim. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek düğmeye basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş önce birçok hafız öğrenci yetiştirecek olan Kur'an kursunun temelini attı. Ardından da Küçükçekmece İlçe Müftülüğü Hizmet Binası'nın açılışını yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi için İstanbul'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programlarına Küçükçekmece'de devam etti. Müftülük personeliyle Tahiroğlu Kur'an kursunun temel atma töreninde ve Küçükçekmece İmam Buhari Külliyesi kapsamında yapılan yeni ilçe müftülüğü hizmet binasının açılışında buluştu. Rabbimiz buyuruyor ki, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Bir topluluk bulunsun, o topluluk kurtuluşa erecektir. Kurtuluş o topluluğun hakkıdır. Kardeşlerim, işte hayra çağırmak, iyiliği emretmek ve kötülüğü men etmek için gayret edecek insanların organizasyonunu gerçekleştirmek için yapılmış muhteşem bir bina. Tamamlandığında 150 öğrenciye hizmet verecek olan Tahiroğlu Erkek Kur'an Kursu'nun temel atma merasiminde konuşan Ali Erbaş, vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı Bir Tuğla'da Benim Olsun kampanyasına desteğe çağırdı. Yapılacak olan Kur'an Kursu'nda ve şuradaki külliyede bir tuğla katkısı olan
herkesin önünde o tuğlanın mükafatı görülmüş olacak. Cenab-ı Hak bu tür hayır işlerinde katkı sağlamayı, bir tuğlası olmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Başkan Erbaş, Kur'an okuma, yaşama ve İslam ahlakının öğretildiği, doğru dini bilginin çocuklara ulaştırıldığı Kur'an kurslarının önemini anlattı. Bize umut veren ayetler var, bize umut veren hadisler var. Kur'an ve sünnete sarıldığımız zaman umudumuzu her zaman diri tutacağız ve işte böyle güzel külliyeler, böyle güzel ilim merkezleri, din-i mübini İslam'ın yönetiminde kullanacağımız binalar yükselecektir. Sayın seyirciler, PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon, soruşturma ve davalar devam ediyor. Hatay'da sınırı geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında maalesef bir askerimiz şehit oldu. FETÖ davaları ise birebir karara bağlanıyor. İşte terörle mücadelede günün öne çıkan başlıkları. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba operasyon sırasında bir asker açılan ateşle ağır yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesi ve Hatay'ın Amanos bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 15-16 Nisan'da düzenlenen hava harekatlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Siirt'in Pervari ilçesinde ise hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede aralıksız sürüyor. Hatay'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin davada sözde Hatay Sıkı Yönetim Komutanı olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat'ın da arasında bulunduğu 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 29 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Oğuz Kaya 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Isparta Eski Şarki Karaağaç Kaymakamı Yaşar Çarkanat'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bitlis merkezde 6 ilde 21'i açığa alınan ve ihraç edilen emniyet mensubu olmak üzere 25 kişi, Ankara merkezli 8 ilde aralarında eski albay ve yarbayların da bulunduğu 18 kişi, Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı. Yine Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden mahrem sorumlu oldukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar tutuklanan kişi sayısı ise 77.081 kişidir. Bu arada başta terörle mücadele olmak üzere Türkiye'nin güvenlik sorunları nedeniyle uygulanan OHAL'in Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesiyle uzatılmasına karar verildi. Söz konusu tezkere meclise gönderildi. Tezkere OHAL'in 19 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasını öngörüyor. Seyfettin Yılmaz. Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdi. Filistin'deki gelişmelerle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, İsrail güvenlik güçleri Filistinlilerin Esirler Günü gösterilerine de orantısız güçle müdahale etti. Han Yunus'ta ise İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında 4 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler raportörleri İsrail'in başvurduğu şiddeti kınadı. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara ve diğer hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da gerçekleştirilen Filistin Esirler Günü dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteriler düzenlendi. İsrail güçleri gruplara gaz bombalarıyla müdahale etti. İsrail Hava Kuvvetleri ise Han Yunus kentinin doğusundaki Huza beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda birinin durumu ağır 4 Filistinli yaralandı.
Bu arada Gazze sınır hattında devam eden Toprak Günü etkinlikleri ve Büyük Dönüş yürüyüşüne katılan Filistinlilere ateş açarak 34 Filistinliyi şehit eden İsrail'e Birleşmiş Milletler özel raportörlerinden kınama geldi. 5 raportör ortak yazılı açıklama yaptı. Yasadışı cinayetlere ve akıl almaz derecede yüksek sayıda yaralanmalara neden olan ateşli silahların kullanmasından duyduğumuz öfkeyi belirtmek istiyoruz. Gazze halkının toplu olarak cezalandırılmasını ve ablukanın insan hakları üzerindeki inkar edilemez olumsuz etkilerini görmezden gelemeyiz. Öte yandan Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir sloganıyla uluslararası bir organizasyona gidiliyor. Hak İş Genel Başkanı Mahmud Arslan'ın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 50 ülkede işçilerin katılımıyla protesto edecek. Birlik üyesi sendika temsilcilerini 11 Mayıs'ta Tunus'ta toplayacak örgütün çağrısıyla işçiler, Kudüs'ün işgalinin sona ermesi ve Filistin'in özgürlüğü için meydanlara inecek. Amerika'nın özellikle İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı bir mücadele içerisindeyiz. Haziran'daki ILO toplantısında bütün dünyadaki emekçilerin İsrail'i protesto etmesini, Amerika'yı protesto etmesini, aynı zamanda da bizim ILO'da çeşitli görüşmeler yaparak bu Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına karşı protestolar gerçekleştireceğiz. Öte yandan doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tedavi olamayan 3 engelli kardeş, 11 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2,5 yaşındaki Enes'in Ankara'da Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. 11 yıldır sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yardım alamadık ve ne yapmamız gerektiği konusunda bir çözüm bulamadık. Türkiye'ye ve durumumuzu gündeme getiren Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sayın seyirciler, İslam Ülke ve Topluluklardan haberlerimizle devam ediyoruz. 12 Mayıs'ta genel seçimlerin yapılacağı Irak'ta Türkmen kenti Kerkük'le ilgili peşmerge iddiasına yalanlama geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere peşmergenin yeniden gönderilmesine ilişkin herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirtti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan askeri darbeyle yönetime gelen Mısır hükümeti, terörle mücadele adı altında ilginç bir karar aldı. Yeni yasa tasarısına göre yargının terörist ilan ettiği bütün teşkilat, cemaat, örgüt ve şahısların mal varlığına el konulacak. Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan'a yönelik kurulan komisyonun da yeni oluşturulacak ve doğrudan yargıya bağlı olacak komisyona bağlanacağı vurgulandı. Mevcut komisyon, İhvan'a bağlı 62 şirket, 1125 sivil toplum kuruluşu, 19 döviz bürosu ve 1370 şahsa ait 311 milyon dolara el koymuştu. Dini faaliyetlerle ilgili sıkı uygulamalarla tanınan Özbekistan'da yeni açılımlar gündemde. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev de dini ve dini eğitim alanlarındaki faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre ülkede Uluslararası İslam Akademisi ile Hadis İlmi Okulu açılacak ve İmam Buhari Devlet Ödülü tesis edilecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İslam Sanatları sergisi açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi'ndeki sergide ebru, tesip, seramik, filografi, hat ve halı sanatından örnekler Azerbaycanlı sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz grev başlattı. Katılımın %97 oranında gerçekleştiği eylemlerde Eğitim Bakanlığı'nın gönüllü emeklilik yaşını 60'tan 55'e indirmesi, eğitim sisteminin düzeltilmesi ve öğretmenlerin sosyal şartlarının iyileştirilmesi talep ediliyor. Evet, ana haber bültenimizin de bugün sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın akşam saat 18.30'da buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.